Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev yapıyordum. En son Adana'da görev yaparken geçici görevden uzaklaştırıldım. 1989 yılında askeriye girdim. 1990'da mezun oldum. Yaklaşık 29 yıllık astsubayım. En son 2016'da görev yaptığım yer Ankara'ydı. Ankara'dan sonra 2017'de Adana'ya tayinim çıktı. Adana'da görev yaparken 2018 Mart'ında bir gün mesaideydik. Gece vaktiydi. O günü hiç unutamıyorum zaten. Bir toplantı yapıyorduk mesaideyken. Toplantıda bir arkadaş liste vardı, listeye bakıyordu telefonda. Tabii ben de şaşırdım. Ya ne yapıyorsun dedim, böyle böyle. Sonra çıkardı, ya böyle böyle dedi, işte uzaklaştırma alan arkadaşlar var dedi. Ya bakalım var mı tanıdık maradık bildiğimiz kimse diye. Telefona bakıyoruz. Bir baktım kendi ismimi gördüm telefonda. Şaşırdım kaldım. Nasıl olur dedim yani. Dedim ya İsa Çetin yazıyor bu. Arkadaşlar toplandı. Yok ya sen değilsindir abi dedi. Yani öyle saçmalık şey olmaz hani. Yok dedim ya, öyle baktık. Sicil aynı. Memleket aynı. Şaşırdık kaldık. Sabah amirim bana tebliğ etti. Dedi ki görevden uzaklaştırıldı. Topladım eşyalarımı. Topladıktan sonra ben kendim İstanbul'da kalıyorum. Evimi İstanbul'a taşımıştım. Ankara'dan tayinim çıkınca 2017'de çocuğum da üniversite okumak üzere liseden mezun oldu. Tercihleri İstanbul'dan yana kullanmak istedi. Kızım da bu arada kızım gıda mühendisi bölümünü bitirdi. Daha sonra iş aramak için İstanbul'da bir tanıdığımız vardı. Orada çalışmak için müracaatta bulundu. Oğlum da liseyi bitirdi. O da üniversite okumak için denizcilik istiyordu. İlla denizcilik okumak istiyordu. İstanbul'da tabii daha geniş perspektif olduğu için ona karar verdi İstanbul'da. Böyle olunca iki çocuğum da İstanbul'a bağlanmak isteyince daha doğrusu biz şaşırdık. Nasıl yapalım? Kızım çalışacak, oğlum okuyacak. Ben Adana'da görev yapacağım. Nasıl olacak? Eşim çalışmıyor, ev hanımı. İstanbul'dan ev tutmak zorunda kaldım ben. Siz dedim yeter ki çocuklarım orada dursun, eşim. Ben dedim gider gelirim Adana'ya. 2-3 haftada bir gidip geliyordum uçakla. Bunu yapmak zorundaydım çünkü emekli olduğum zaman bizim astsubaylarda neredeyse maaş yarı yarıya düşüyor. Geçinime zor olacak, çalışmam gerekiyor. Bu yüzden dolayı bunu göze aldım. Gidip geliyordum yani. Daha sonra ben İstanbul'a geri döndüm tabii. 3 ay yaklaşık evde beklemek zorunda kaldım. Ailemden ayrı olduğum için, yani aynı memlekette olmadığım için ben Aydınlıyım. Komşularımız, dostlarımız da yanımda olmadığı için, yeni bir ortamda olduğum için bu başkaları tarafından fark edilmedi, bilinmedi. Aynı zamanda emekliliğim geçmişti. 2010'da normaldi ama kanunla, 2001'de çıkan kanunla 2014'de uzadı benim emekliliğim. 2014'te istesem emekli olabilirdim ama olmadım. Sırf çocuklarımın işte okusunlar, bitirsinler, üniversiteden mezun olsun. Ondan sonra ben emekli olmayı düşünüyordum zaten. Ben geldim eve, uçakla Adana'dan İstanbul'a geldim. Evime geldim, zili çaldım. Tabii ben onlara çaktırmayacaktım, izine ayrıldım. Veya ne bileyim, yani ilerleyen günlerde haber edecektim. Hiç unutmam, bir arkadaşım vardı. Onun eşi, arkadaşım duymuş, eşine söylüyor. Böyle böyle diyor, hani İsa abi görevden uzaklaştırıldı diye söylüyor. Eşim biliyor.
Ben de bilmiyor olarak kabul ediyorum. Geldim, zili çaldım. Eşim beni bir gördü. Sarıldı, ağlamaya başladı. Ben şaşırdım. Hani gülüyorum ama ya ne oldu ya, niye ağlıyorsun filan diyorum ama o hıçkırıklar çok kötü vaziyette oldu, ağladı. Sıkıldık tabii, çok üzüldük. İçeri girdik, çocuklar şaşırdı. Herkesi bir şaşkınlık. Nasıl olur? Neden oldu? Sebep? Yok. Hiçbir şey yok. Mahkemem devam ediyor. Daha sonra ben Temmuz ayı, işte Mart'tan sonra Temmuz'un bekliyorum. Sonuç ne olacak, ne zaman geri döneceğim diye. Sonra Temmuz'da 701 nolu KK listesi yayınlandı. İnternetten bakalım dedik. Duyduk tabii, haberlerden duydum ben. İnternetten bakıyoruz. Teker teker geldik bütün askeri şeylere, hava kuvvetlerine doğru geldik. Kendi ismimi gördüm orada. İkinci bir şok benim için. Yani görevden uzaklaştırılırken zaten diyorlar ki işte seni bir açıklama yapmıyorlar, sadece işte FETÖ ile irtibatlı gibi, iltisaklı gibi, ama suç unsuru yok. Hani neden suç? Onun araştırılması sebebiyle GGU yapıldınız diye. Öyle yazıyordu, onu imzaladık. 700 bin euro KK'lı da aynı şekilde. Şaşırdık, çok üzüldüm. Yani kendi kurumum bile, kendi amirlerim, hiç kimse bana bir şey tebliğ etmedi, bir şey söylemedi. Ben internetten duydum atıldığımı, ordudan atıldığımı. Benim için yani ölseydim bunları duymasaydım daha iyiydi yani. Bir hain, bir terörist olarak anılmak çok kötü. Kötünün de kötüsü yani. Keşke böyle şeylere duçar kalmasaydık. Keşke böyle sesleri duymasaydık, okumasaydım. Yani o şekilde. Benim beraber çalıştığım silah arkadaşım, dostum, kardeşlerim, çok kişi insan hapse tıkıldı. Hepsine teker teker tebliğ edildi. Yani biz devamlı problemliydi. Yani mesaide çalışırken birileri geliyordu, polisler geliyordu, sivil polisler. Bir arkadaşımız, yanımda beraber çalıştığımız arkadaşı alıp götürüyordu. Bakıp kalıyorduk. İkinci gün, üçüncü gün. Bu devamlı böyleydi. Yani her gün değil de yani belli günlerde geliyorlardı, direkt alıp götürüyorlardı. Daha sonra da bir daha gelmiyordu. Hatta bu ayrılan insanlar bile, bir ara idari kısımda da çalışmıştım ben. İşlemlerini bile benim yaptığım bile var yani. Atılma işlemlerini. Sizin iddianame ne oldu? Ne iddia ettiler? Yani neyle ihraç ettiler sizi? İddianamede işte FETÖ'den dolayı FETÖ'ye iltisakla alakalı yaklaşık 20-30 sayfa, 30 sayfa iddianame vardı. İddianamede hiç benimle alakası olmayan şeyler. Yani suçlandığım şey de sadece iki paragrafta yazıyordu. Ankesörlü telefon. Ankesörlü telefonla konuşmam, cevap vermem daha doğrusu. Ankesörlü cep telefonuma, ankesörlü telefondan aranıyor. Ben cevap veriyorum. Suçum bu, cevap vermem. Daha sonra işte bu olay olduktan sonra, Temmuz'da KYK yayınlandıktan sonra işte bir hafta sonra aradılar beni, ilişki kesmek için. Adana'ya gel, ilişini kes diye. Ben de yok, gelmiyorum dedim. Gıyabım da zaten kesiliyor. Bir hafta gitmeyince gıyabım da kesiliyordu zaten. Kestiler. Zaten geçici görevden uzaklaştırıldıktan sonra benim silahımı falan almışlardı. Ankeser olayı da şöyle oldu. İddianamede yazılan şeye göre 2010 ile 2015 arasında benim cep telefonuma gelen ankeser aramaları çıkartmışlar. Tabi bundan benim bilgim yok. Bakıyor emniyet. Bana telefon gelmiş. Şu anda bilmiyorum. Evet, gelmiştir, olabilir. Bana birisi telefon açtığı zaman
aradığı zaman beni, ben cep telefonuma bakıyorum. Kim olursa olsun cevap veriyorum. Alo buyurun diyorum yani. Aradığım insanın kim olduğunu, nereden arandığını bilemem. Kimisi 312 alan kodlu, kimisi 256 alan kodlu, kimisi 535, kimisi 545. Neyse yani. Bundan dolayı ben cevap vermeyeceğim diyemem. Açıyorum, bakıyorum. Alo kim diyorum, kimle görüşüyorum? Karşımdaki tanıtıyor. İşte bu 2010 ile 2015 arasında ankesörlü telefondan beni arayan olmuş. Suçum bu. Neden bu? Şundan dolayı bu. Bu tüm yakalanan insanlar, işte FETÖ'nün imamları diyelim, neyse yani, iddianame de öyle yazıyor. Birkaç ilden itirafta bulunmuşlar. Demişler ki, evet biz TSK'daki askerleri ankesörlü telefondan arıyorduk, telefon ediyorduk, gel hani buluşalım diyorduk, konuşalım diyorduk diye itirafta bulunmuşlar. Bunlara binaen ben de ankesörlü telefondan konuştuğum için, cevap verdiğim için muhtemelen diyorlar, sen işte FETÖ'nün imamlarıyla konuştun, gittin onlarla konuştun, neyse evine gittin, işte video seyrettin. Ne yaptıysan yaptın. İşte buna binaen sen FETÖ'cüsün, FETÖ'yle senin iltisakın var. Üyesin sen FETÖ'ye diyorlar bana. Ben de diyorum ki hayır, öyle bir durum yok. Benim FETÖ'yle ilgili herhangi bir bağım, alakam yok. Beni arayan insanın kim olduğunu, ne olduğunu, hangi partiden olduğunu, neci olduğunu, şucu mu bucu mu olduğunu ben bilemem ki karşımdaki bana söylemedikten sonra. Bir iş yapamadım çünkü hiçbir yere anlamıyordum yani bir iş yapmak için. Çok zorda da kaldım. Aslında yani benim emekliliğim doldu. Emekli oldum zaten, emekliyim. Onu müracaat etmek istemeyecektim. Yani olmayacaktım. Emekli olmayayım. Çünkü niyetim emekli olmaktan yana değildi. Ama mecbur aradan 3 ay, 5 ay, 6 ay geçtikten sonra mecbur olmak zorunda kaldım. SGK'dan emekliliğimi talep ettim. Daha sonra işlemler yapıldı. Emekli maaşı almaya başladım. Kirada mıydınız? Evet, İstanbul'da kiradayım. Evet. Çocuğum okuyor. Özel okulda, vakıf üniversitesi değil. %50 bursluydu. Aynı zamanda onun ödemeleri de vardı. Şu anda hislerim, bütün bu Türkiye'de olan olaylardan dolayı, yani adalet mekanizmasından, hukukla problemler olduğunu sanıyorum. Çünkü ben de olayım veya arkadaşlarım, dostlarım, bildiğim insanlar hiçbirinde hani suç isnat edilecek bir ispat yok. Yani suçun ispatı yok. Bizden şu isteniyor. Sen ispat et. Suçsuzluğunu ispat et. Ama suçsuzluk ispat edilmez ki. Suç ispat edilir. Bir eylem yaparsın. Birini vurursun. Trafikte birisine çarparsın. Bu suçtur. Bunun ispatı var. Ne yaptın? İşte adamı vurdun. Adamı öldürdün. Adamı taciz ettin. Adama tecavüz ettin. Neyse yani. Bunun ispatı var. Ama olmayan bir şeyin nasıl ispatı olur ki? Yapmadığım bir eylemin ispatı olmaz ki. Ben şu anda ayağa kalkmadım. Ayağa kalkmadığın için kalkmadığını bana ispat et. Ben kesinlikle tüm arkadaşların, KHK mağdurlarının bu KHK platformlarına gelip birlikte dayanışmalarını tavsiye ediyorum. Benim ilk başta bilgim yoktu. Sonradan işte sosyal medyadan öğrendim ki böyle bir platform varmış. Keşke daha önceden öğrenseydim. Keşke daha önceden gelip gitseydim. Yani bir destek, bir arkadaş, bir dost. Çünkü KHK'lar artık normal hayattan da artık dışa atıldı. Yani yaşamları yaşam değil sanki. İş yapmak istiyorlar, iş yapamıyorlar.
Herhangi bir yerde çalışmak istiyorlar, sigortalı çalışamıyorlar. Çalışsalar dahi kabul etmiyorlar. Yani çok zor, durumları çok zor yani. Ayrıca benim ikinci mahkeme şoku da oldu. Benim bu olaylar olduktan sonra işte mahkeme açılmadan önce eve geldiler polisler. Sabaha karşı baskın oldu. Kapıyı açtık, bir baktık karşımızda polisler. Arama yapmak istediklerini söylediler. Evet, geldiler. Evde ne varsa her şeyi aradılar. İşte telefondu, ne bileyim bilgisayardı, GoPro'ydu, video kamerasıydı. Bazı şeyleri aldılar. Bu arada benim tabii evimde de mermi de vardı. Silahın mermisi. Ben görevden uzaklaştırıldığım zaman benim silahımı aldılar ama mermileri almamışlardı. Bu yüzden dolayı o mermilerden dolayı tekrar ikinci bir mahkeme şoku yaşadım. Patlayıcı maddeyi bulundurmaya, patlayıcı madde taşımayı muhaliflikten. Tabii şaşırdım. Bu sefer onun için de mahkemeye gittik. Ama benim bunda bir suçum yoktu. Çünkü benden onu almadılar. Nasıl ki hani silahı benden aldılar, artık asker değilim, seri numaralı zaten, onu aldılar. Ama mermileri almamışlardı. Ben de saklıyordum onları ne olacak diye. Ben zaten hani bu işin bu kadar uzun süreceğini bile tahmin etmiyordum yani. Ben eninde sonunda hani geri dönerim diye düşünüyordum. Ama maalesef aradan kaç yıl geçti. Hani geri dönmekle alakalı hiçbir adım atılmadı. Daha hala mahkemelerimize devam ediyor. KHK'larla ilgili ayrıca şu da var. Eskiden şeriat kanunlarına göre bir insan hırsızlık mı yaptı? Nasıl yaptı? İşte sağ elinden mi yaptı, sol elinden mi yaptı? O elini keserlermiş. Halk da bildirmiş ki, bu insan görünce eli kesilmiş, demek ki bu adam hırsız. Herkes bilirmiş. Şu anda KHK'lar da aynı durumda. Eğer KHK'lıysanız, bir yere gittiniz mi, iş başvurusundan bulundunuz veya devlet dairesine gittiniz, bir işlem mi yaptıracaksınız? Hemen bakıyorlar, listedeyseniz geçmiş olsun. Bu adam KHK'lı, bu adama iş de yok. Bankada hesap açma da yok. Belki de alım satım da yok. Ne bileyim, bazı şeylerden, herkes değil ama çoğu insan mağdur bu yüzden dolayı. Ben şunu demek istiyorum, tüm hani siyasi partiler olsun, çoğu insan da konuşuyor. Hani böyle haksızlık yapıldı, haksızlık yapılanlar var. Çok affedersiniz, işte at izi it izine karıştı, ne bileyim. Suçsuz yere böyle zor durumda olan insanlar var. Var, herkes bunu söylüyor, biliniyor. Ama bunun için hiçbir işlem yapılmıyor. KHK'lı arkadaş hiçbir ceza almamış, beraat ediyor. Belki idare mahkemesinden de beraat ediyor. Ama işine geri dönemiyor. Dönmeyen bir sürü arkadaşımız var yani. Bunlar niye dönmüyor? Dönmemesinin sebebi ne? Yani bunun gibi bazı hukuksuzları siyasi partiler en azından birleşerek, birlik beraberlik olarak, bizim buna ihtiyacımız var. Nasıl ki biz burada KHK platformlarında dindar olan var, dinsiz olan var, askeri olan var, polisi olan var, kapalısı var, açığı var, kadını var, erkeği var, Kürdü var, Çerkezi var. Her insan, her milletten, her oluşumdan insan var yani. Biz nasıl burada birleştik? Hepimiz KHK platformları için çalışıyoruz. İşte hukuksuzluk, adaletsizlik durumlarına karşı ayak duruyoruz. Aynı şekilde tüm insanımız da, tüm siyasi partiler de eğer böyle bir hukuksuzluk varsa
birleşmek zorunda yani. O demeyecek ki işte sen şucusun, sen bucusun. Hayır. Adalet tektir. Doğruluk tektir. Yani bunların ihlali konusunda hepimizin en başta birleşmesi lazım. Hepimiz istiyoruz adaleti. Adalet olmazsa olmaz. Adalet mülkün temelidir. Yani sistemin temelidir. Eğer adalet olmazsa sizin yaşam hakkınız olmaz. Bugün yarın biz alındık, yarın başkası alınır. Ötekisi gün başka bir siyasi parti alınır yani.